Zeynep Kibar, 20 yaşında ve 1 yıllık evli. Halkla ilişkiler alanında çalışan gelinimiz Rizeli. İşte yeni bir ev, yeni bir gelin. Diğer gelinler birazdan gelecekler. Önden gelmek istedim. Neredeyim? İstanbul Esenyurt'tayım. Haftanın ikinci günü. Zeynep gelinim 20 yaşında, 1 yıllık evli ve Rizeli. Çok merak ediyorum. Hemen zile basalım. Ama hediyemi almadım. Hemen hediyemi alayım. This is. Nasıl unuturum, nasıl unuturum? Dararadan. Buhu. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Gece uyuyabildin mi? Heyecan var mı? Uyuyamadım. Heyecan var tabii ki de. Her şey hazır mı? Hazır. Size evine bekliyorum. Güveniyor musun? Güveniyorum. Gelinler korksun mu? Korksun. 100.000 lira senin mi? Evet. O zaman içeri girelim. Sizden rica ediyorum, bir evi gösterin Zeynep'in evini. Biz de orada salonuna geçelim. Tabii ki de. Olur mu? Hadi gel, kapat kapıyı. Ezgi Sertel, Zeynep gelinle birlikte salona geçerken biz de ev turumuza başlıyoruz. Zeynep gelinin dikdörtgen formdaki salonunda luxury stil mobilyalar göze çarpıyor. Mutfakta açık renklerin kullanılması olduğundan daha geniş ve ferah görünmesini sağlamış. Burası da yatak odası. Gelinimiz yatak odasını şık spor tarzda dekore etmiş. Güler yüzlü gelinim Zeynep'in salonundayız. Zeynep'ciğim, kısaca seni tanıyalım. Ben Zeynep, 20 yaşındayım, Rizeliyim, 1 yıllık evliyim. Güzellik merkezinde halkla ilişkiler bölümünde çalışıyorum. Çok güzel. Eşinin adı nedir? Ferdi. Ferdi Bey. Az önce dikkatimi çekti. Onlar evet. Armut. Evet, armut tatlısı yaptım. Kızlara kapıda ikram etmek için. Kapıda? Evet. Çok ilginçsin. Kocam da kocam yazılı. Nasıl tatlı? Bu üstüne ne serptin bunu? Tarçın mı? Evet. Bunu böyle mi ikram edeceksin? Evet, öyle yiyecekler. Kapıda gelmeden ağızları saplansın diye. Haşladın, şerbete mi batırdın? Evet. Bu adet Rize'de mi var? Hayır. Yani bu tatlıyı yapmak istedim arkadaşlarıma. Hayır, nereden aklına geldi? Armut yapayım, onu haşlayayım, şerbete batırayım, üstüne tarçın dökeyim. Sonra sapından tutayım, gelen gelinlerin ağzına tutayım diye. Biraz emek harcamak istedim açıkçası. Hayır, aklına nasıl gelir yani? Yaratıcı. Arkadaşlarımı izlediğimde kimse böyle bir şey yapmamıştı. Yapanı gördün mü daha önce? Ben bunu Karadeniz'de birinde yemiştim. Benim de hoşuma gitti. Ha, gördün, evet, tamam. Gördüm. Aa. Sen de onun için gelinlere yapmak istedin. Evet. Beni de saymış yalnız. Değil mi? Evet, 6 tane yaptım. Benim. Salonda sohbet koyulaşırken gelinler de eve doğru ilerliyor. Kızlar kaçıncı daireydi? Sanırım 95'ti diye hatırlıyorum. Ha, kapı çaldı. Bana şimdi geldi bildirim ya. Ben bir bakayım. Zili duymadın mı? Zil. Zil de böyle derinden geliyor. Telefonumdan geliyor. Bakalım kim gelmiş? Nasıl yani? Aşağıda kameradan görebiliyorum. Ha, telefondan bakıyorsun. Tabii canım, oraya gidip de kapıya mı bakacağım Ezgi Hanım? Buradan bir tuşta kapıyı açıyorum onlara. Benim evim çok teknolojik. Açmayacak herhalde. Evet, açmıyor. Ah Zeynep. Kaldık burada kızlar. Bakın kızlar gelmiş. Kızlar gelmiş, kapıda bekliyorlar. Biz hiç. Açtın mı kapıyı? Dur, hemen açıyorum. Aç hayatım, bekletme. Zeynep açarsın. Biz geldik. Aç kız kapıyı. Nasıl ya? Daha neler göreceğim abla. Açtım. Ne rahat. Tabii gelsinler. Kim gelmiş bakayım ben? Kılını bile kıpırdat. Biz hemen bir kapıyı açalım diye kalk. Rahat gelin. Aynen. Ha, geldiniz mi? Açtım. Kaçıncı kata çıktık biz? Ya 12'ye çıktık. 12'ye onlar da çıkacaklar. Onlar gelene kadar. Oo. Ha, anladım. Modern evde ben çağ dışı kalmış gelin. Ne bileyim ben. Şimdi kapı çalınca gideceksin bu sefer değil mi? Sanırım. Oraya teknoloji gelişmedi. Bir tuş olsa da onu da açsak. Oturduğun yerden açar mısın öyle bir şey olsa? Kumanda olsa. Ay, açarım ya. Ne gideceğim? Ama eşim gelse açmam. Bir sarılayım, bir hoş geldin diyeyim. Cicim ayları. Tabii. Hep yap onu. Evet. Hep yap. Muhakkak her zaman uğurla da. Ama diyorsun ki misafir gelse oturduğum yerden kalkmam. Yani öyle mi? Misafire değil. Gelinler öyle değil ya. Sen kime çektin? Gelinler için söylüyorum, tırnak için. Diğer misafirlerim öyle değil. Ama onlar sana puan verecekler. Onlar seni 100.000 lira büyük ödüle götürecek. Evet. Yani bence bilmiyorum artık. O yüzden tatlı artık yaptım ya. Ha, tatlıyla. Ya. Ama evet, bunları duymayacaklar mı sanıyorsun? Yok, onları duymazlar herhalde. Duymasın, aramızda kalır. Aa, bak çaldı, geldiler 12. Evet, katta. Ben hemen gidiyorum. Zahmet, lütfen zahmet olacak yani, ama kusura bak. Biraz öyle oldu. Artık bugün idare et. Bir rahat gelin, vallahi yaşlanmaz. Gamsız. Bugün acaba bu eleştirdiklerinde nasıl tepki verecek? Falan diyecek bence. Vallahi Zeynep'ten onu bekliyorum.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep'ciğim aşağıda bizi niye bu kadar beklettin? Telefondan açmaya çalıştım da biraz geç açıldı, kusura bakmayın. Ha, aşağıyı telefondan açıyorsun, burayı kendin açıyorsun ama bunun bir havası mı var? Hayır canım, teknoloji kafama kadar gelişmedi. O da çıkarsa onu da yaptırırım. Hazır mısın? Geliyoruz. Hazırım tabii ki de, hoş geldiniz. Zeynep'ciğim o elindekiler ne acaba? Sizi tatlıyla karşılamak istedim. Tatlı konuşalım, tatlı yiyelim diye. Armut tatlısı mı o? Evet. Ne demek istiyorsun? Bir şey demek istemiyorum. Sadece Zeynep'ciğim, tatlı yemek istedik. Sende bu çene varken biz nasıl tatlı konuşalım? Canım biz de orta yolu buluruz. Tatlı tatlı tartışırız. Zeynep'ciğim biz onları salonda alsak olur mu? Tabii ki de olur. Buyurun. Gelin dediğin kalkar, kapıyı açar, misafirini karşılar. Böyle küstahlık mı olur? Orada o kadar bekledik. Ay şov yapıyor asıl onlar. Alt tarafı birkaç dakika beklediler. Oturduğu yerden kapı açtı. Bizi bakalım daha neler bekliyor, yani neler göreceğiz.